Bugün arkadaşlar sizlere fren kaliper pistonunu balata değişimi esnasında itmek için gerekli olan aparatın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bildiğiniz gibi önceden şöyle bir mengenem vardı. Benim balata değişim videolarını izlediyseniz böyle bir mengene ile itiyordum. Şöyle bir cihaz yapma ihtiyacı duydum bu şekilde. Malzemelerin tamamı artık işe yaramayan malzemelerden. Şunlar anladığınız üzere fren balatası, eski fren balatası. Balata kısmını komple aldım. Şu bilya eski şarj dinamosundan çıkma bir bilya, yani dağılmış bir bilya. Metrik 10 somun ve metrik 10 civata. Şimdi işlemimizi yapmaya geçebiliriz. İşleme yapmaya başlamadan lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aşağıya sadece izlerim görünüyor. Yani işlemi yapmayacağım aşağıda. O yüzden yerine söküyorum. Üç tane de burada yapıyorum. Sekizlik uçla genişletiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, parçamızı bu şekilde deldik. Civatamızı bu şekilde delikten takıyoruz. Somunumuzu bu şekilde sıkıştırıp metrik 10 yaptım ben. Dilerseniz daha sağlam olması açısından 12 de yapabilirsiniz. Şöyle tutturduk. Şimdi şu diplerden somunumuzu kaynatıyoruz. Buradan kaynatmamamızın sebebi yükün kaynağı değil de kaynak puntolarına değil de bu metal üzerine binmesini sağlamak. Buradan kaynatırsanız somunu direkt kaynağın üzerine yük biner. Bu şekilde kaynatma işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, somunu buraya kaynattım. Şimdi mengenemi açıyorum tekrardan. Mengeneme şöyle bunu oturtup şu şekilde şu bilyayı koyuyorum. Bilyenin somun dışarı çıkmayacak şekilde aşağıya indirip bilyayı buradan kaynatacağım. Bilyemize göbekten kaynaklayacağım şimdi. Kaynak işlemi bitti. Çok fazla kaynak atılmasına gerek yok burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, somunumuzu kaynattık. Bilyayı bu şekilde buraya kaynattık. Burası dönüyor. Şimdi parçamızı şu şekilde kaynatacağız. Bu şekilde kaynatacağız şuraya. Tabii şu araya çok hafif bir yükseklik vermemiz gerekiyor ki şurası rahatça dönebilsin. Şimdi kaynatma işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bilye ile arasına bir parça koydum. Bu şekilde kaynatma işlemine geçeceğim şimdi.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilyemizi kaynattık. Kaynak kalitesi yani pek iyi olmasa da bu işlem için fazlasıyla iş görecek bir kaynak. Gördüğünüz gibi elimizdeki fazla malzemelerle bir adet kaliper pistonu itme parçası yaptık. Piyasada bunun benzerini alsanız 130 lira falan biz hurda malzemelerden mal etmiş olduk böylece. Bu işlem de bu şekilde arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.